Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Adım adım LGS'ye tekrar kampına hazırlanıyoruz. Arkadaşlar gelecek Bugünden hazırlananlara aittir. Yani şu anda sizler yaptığınız çalışmalarla, yaptığınız gayretlerle emin olun sadece mücadele vererek çok büyük bir yatırım yapıyorsunuz geleceğinize. Yani LGS'nin sonucu ne olursa olsun. Belki Galatasaray kazanacaksınız, belki Kaba taşı, belki Lisesi'ni. belki çok da istemediğiniz bir iş fark etmez ama şu gayreti gösteriyorsunuz ya, şu bir, şu mücadeleyi veriyorsunuz ya işte bunun karşılığını mutlaka gelecekte alacaksınız. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. İlyas Kartal isimli bir öğrencimiz demiş ki: "Hocam paragraf mı yoksa deneme mi?" Hangisi daha önemli? LGS açısından demiş tabii ki arkadaşlar deneme daha önemli çünkü gireceğimiz LGS bir deneme ve bu denemenin içerisinde zaten en az 11-12 tane de paragraf var zaten din dersinin çoğu paragraf sorusu, inkılap tarihi dersinin çoğu paragraf sorusu, fen de en az 4-5 tane paragrafa dayalı yorumsal fen bilgisi soruyorlar. Dolayısıyla paragraf sorusu çözmek istiyorsak paragraf soru çözebiliriz ama hangisi daha faydalı dersen sevgili İlyas? tabii ki de deneme çözmek çok daha faydalı. Burada şu çok önemli deneme çözerken de arkadaşlar şu anda işlemediğiniz konulardan denemeler çözerseniz moraliniz bozulabilir. O yüzden bizler sizlere ilk tekrar kampımızda kullanacağımız 4 adet LGS birinci dönem konulardan oluşan deneme öneriyoruz. Yani burada ana denemeleri biliyorsunuz ki LGS ilk tekrar setin içerisinde sizlere geliyor. Bu setin içerisinden çıkan ana denemelerinde arkadaşlar sadece birinci dönem konuları var. Birinci dönem konularını sakın sakın küçümsemeyin çünkü LGS'deki Ağırlıklı konular hep birinci önem konuları arkadaşlar. Yani 10 soru geliyorsa LGS'de en az 6-7 tanesi birinci önem konularından geliyor. Dolayısıyla LGS'de başarılı olmak için öğrenciler mutlaka birinci dönem konularına çok iyi hakim olmalı. Zaten LGS ilk tekrar kampımıza bunun için sizleri bekliyor arkadaşlar. Burada denemeleri çözüyorsunuz. Bu denemeleri çözdükten sonra mutlaka mutlaka analizlerine bakıyorsunuz. Yani denemede ilk başta yavaş yavaş çözebilirsiniz. Hatalarınız çıkabilir. Zorluklar olabilir. Bir denemede mesela sayısalda size verilen 40 dakika yerine 60 dakika kullanın. Önemli değil. Eğer o 60 dakika içerisinde süreye bakmadan belli netlere ulaşabiliyorsanız demek ki öbür dönemde hızlanacağım diyebilirsiniz. Bakın bu da çok güzel bir taktiktir. Yani 20 soruyu ben 40 dakikada çözmem gerekiyor doğru. Ama ben çözemiyorum sürem yetmiyor. O zaman bir uzun uzun çözün bakalım. O zaman çözebiliyor musun? Çözebiliyorsan bir dahaki sefer de aynı süreyi verirsin. Sonraki seferde ise süreni azaltırsın. Bu da başka bir yöntemdir. Sonrasında da yine setimizin içerisine yer alan bu ilk tekrar soru bankasında sadece bineceğim nicam konularıyla alakalı ödevlerinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bizler hazırız. LGS ilk tekrar kapımız 2 gün sonra başlıyor. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.